Bir izleyicimiz demiş ki dünden kalan bir mesaj bu. Asgari ücret ne demek? Erdal isimli kıymetli bir izleyicimiz. O kadar iyi bir tespit ki. Eğer asgari ücretin ne demek olduğu belliyse bu ülkenin emeklisini niye 2500 liraya açlığa mahkum ediyorsunuz? Şimdi bakalım en düşük emekli maaşı 1500 liradan 2500 liraya çıktı. Asgari ücret 2825 liradan 4253 liraya çıktı ama onu Şubat'ta alacak asgari ücretli. Henüz almadı. Bu arada eridi. Aradaki fark 1325 liraydı. Şimdi 1753 liraya yükseldi. Emekliyi düşünen var mı? Bir başka izleyicimiz diyor ki yine dünden. Selçuk Bey, size kaç defa yazdım. Bana da kızmış. Başımla beraber. Bu ülkede üreten işçi ve köylü, çiftçi hariç hep emekliden, memurdan bahsediyorsunuz. Ama yeter artık. SSK, Bağkur emeklilerinin bu ülkede yeri yok mu? Neden enflasyon farkı bu insanlara verilmiyor da başkalarına veriliyor sadece? Bu ülke kimle var olur? Üretenle, tüketenle değil. Üretenle var olur yani. Tüketenle değil demek istiyor. Hizmet sektörü olan işte pek çok eleştirisi var. Ve işçi ve emeklileri için sert konuşun demiş kıymetli izleyicimiz. Elimden geleni yapıyorum. Tıpkı Neslihan Hanım'ın söylediği gibi kelimeleri seçmeye çalışıyorum. Ama üretenin teşvik edilmesi gerektiğinin altını bir kere daha çizelim. Fakat bu ülkede siz, yani bu ülkenin hiçbir emeklisi hangi kurumdan nereye bağlı olarak emekli olduğu hiç önemli olmaksızın birbirinizin rakibi değilsiniz. Biz birbirimizin sahibiyiz. Birbirimize sahip çıkacağız. Onlar niye değil? Herkes niye değil? Yani ya hepimiz ya hiçbirimiz. Bu saatten sonra bu ülkede söylenecek şey budur. Memurlar için de aynı şey geçerli. Bir memur zammı gördük. Memur zammı sendikayı memnun etmiş gibi görünüyor. Sizi memnun etti mi? Soru bu. Bakalım sendika başkanı, memur sen başkanı ya da bu zammı yapanlar bu zammı memura anlatabilecek mi? Memurlarımızın maaşlarında toplamda %28 oranında bir artış yapıldı. Bununla kalmadık. Memurlarımızın Ocak ayındaki %5'lik toplu sözleşme dönem zammını %2,5 artışla %7,5 olarak uygulama kararı aldık. Ateşi almaya yeter ama közü söndürmeye yetmez. Tartışmaları bitirecek esas adım ise piyasadaki oluşturulacak istikrardır. Beklenti ekonomideki dalgalanmanın durması ve yükselen fiyatları yeniden aşağıya inmesidir. Fiyatlardaki artışı sokak enflasyonunu işaret ederek hükümete seyyanen ek zam talebinde bulunan ama o talebi %2,5'da karşılık bulan Memur Sen Genel Başkanı yeni beklentisini fiyatların inmesi olarak açıkladı. Ne oldu Ali Yalçın? Hani seyyanen zam alıyordun? Sen buçuklara taktın, 3,5'la başladın. Şimdi 2,5'a düştün. Temmuz'da da 1,5 fark alırsın. Kamu çalışanlarını yok etmek için elinden gelen ne varsa yapıyorsun. TÜİK'in açıkladığı Aralık ayı enflasyonuyla memur ve memur emeklisinin zam oranı %22,5 enflasyon farkı artı %5 oldu. Ama memurlar TÜİK'in değil sokağın enflasyonu dikkate alınmalı diyerek ek zam bekliyordu. Yetkili Konfederasyon Memur Sen'in başkanı Ali Yalçın seyyanen zamda ısrarcıydı. Enflasyon farkının yansıtılması bizde alım gücünü yükseltmek anlamına gelmiyor. Buradaki enflasyon rakamının üzerinde bir şey yaptığınızda alım gücünü koruyacaksınız. Çünkü ilave iyileştirmeye ihtiyaç var. %5'lik toplu sözleşme dönem zammını %2,5 artışla %7,5 olarak uygulama kararı aldık. Böylece memurlarımızın maaş artış oranını %30,5'a çıkartarak onlara ilave bir sosyal destek sağlamış oluyoruz. 2022 yılında %7,5 artı 7'lik zam memurlarımızın ve emeklilerimizin ekonomik sorunlarını çözmekten uzaktır. Ayrıca bu oranlar Türkiye Kamusen'in ek zam talebini de karşılamamaktadır. Verdikleri artı 2,5 ocağın 1'inden 4'üne kadar yaptıkları zammı bile karşılamaz. Hükümetin %2,5'luk ek zamına Kamusen, Birleşik Kamu İş Konfederasyonları da tepkili ama en çok da yetkili konfederasyon Memur Sen'in ne diyeceği merak ediliyordu. Beklenti ekonomideki dalgalanmanın durması ve yükselen fiyatları yeniden aşağıya
inmesidir. İktidara yakın Memur Sen Genel Başkanı %2,5'luk zam karşısında fiyatların inmesini bekleyeceğiz dedi. Zam oranının anlaşılabilir olduğunu söyledi. Yöntem ve miktar mevcut şartlarda anlaşılabilir gibi dursa da uzun vadede bu tartışılacaktır. Aslında sana konfederasyon başkanı demek doğru değil. Sen hükümetin bir memurusun. Hükümet sana ne emrederse onu yapıyorsun. %2,5'luk zammı anlaşılır bulan Memur Sen Genel Başkanı'na Birleşik Kamu İş Konfederasyonu tepki gösterirken yeni oranlarla yani %7,5 artı 22,5'luk enflasyon farkıyla en düşük memur maaşı 6506 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4350 liraya yükselecek. Öğretmen maaşı 8596 lira, polis memuru maaşı 9742 liraya, doktor maaşı 13214 lira, hemşire maaşı ise 8341 liraya yükseldi. Bu maaşlar memurun kademesine göre değişiyor, azalıyor ya da artıyor.